Herkese merhaba. Olağanüstü bir gün ve günün ikinci manşet yayınıyla karşınızdayız. 17 Mart 2021. Gerçekten 17 Mart 2021 şimdiden tarihe geçti. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü. Yasa dışı, anayasa dışı biçimde ve kendisi işte önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaydı. Ardından HDP grubuna geçti vesaire. Mutlaka saray, saray çevresi Süleyman Soylu en başta, Gestapo şefi fırsat kolluyor. Nerede alalım, evine gitsin mi, izin verelim mi ya da yarını mı bekleyelim? Bir şekilde kolluk gücüne talimat verildi. Olabilecek en az hasarla... Ee, Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alınsın veya tutuklansın işte karar da yüzüne okunsun ondan sonra da cezaevine konulsun. Şu anda bunun değerlendirmesi yapılıyor çünkü bundan 90'lı yıllarda 1994 yani 27 sene evvel yaşanan görüntüler hafızalarda hala taze olduğu için depli milletvekillerinin başlarına çökülerek polis arabalarına bindirilmesi ve götürülmesi ondan dolayı şu anda iktidar da muhtemelen nasıl yapalım bu işi. ...ve imajımızı zedelemeden nasıl halledelim? Yani bu işi yapacağız, bu işi halledeceğiz ama nasıl götürelim? Muhakkak bunun kritiğini yapıyor. Ömer Faruk Gelgerlioğlu'nun vekilinin düşürülmesiyle eş zamanlı neredeyse... ...halkların Demokratik Partisi'ne kapatma davası açıldı. Zamanlama manidar değil, tam zamanı. Ve her şey üst üste geldi. Aynı şekilde HDP hakkındaki kapatma davası iddianamesinde... Şu anki eş başkanlar Pervin Buldan ve Mitat Sancar başta 687 mevcut ve eski HDP'li milletvekiliyle parti yöneticisi hakkında da siyasi yasak isteniyor. Bütün bunlar nasıl yorumlanmalı? İktidar bir anda dümeni muazzam bir otokrasiye hatta diktaya kırdı. İçeride ve dışarıda muazzam bir sıkışma var ve bu muazzam sıkışmanın ardından da tam anlamıyla bir fevri, e, uygulama var. Bekleniyordu ama bu kadar şiddetli bir 17 Mart beklenmiyordu belki de. Hem Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürülsün hem de ardından eş zamanlı olarak partiye kapatma davası açılsın. Türkiye seçime savruluyor dedik. Evet Türkiye seçime savruluyor. Esasen son birkaç ayda özellikle bir fezleke tartışması söz konusuydu. Fezleke tartışması e, muhalefeti ikiye böldü. Bir kısmı fezlekeye evet deriz derken öbür kısmı hayır deriz dedi. Fezleke HDP'li milletvekilleri hakkında dokunulmazlık fezlekelerinin oylanması meselesiydi. İktidar fezlekede umduğunu bulamayınca olayı direkt artık Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğini düşürüp HDP'yi kapatmaya çevirdi. HDP'yi kapatamazlar. Bu çağda parti mi kapatılır canım? Olur mu böyle şeyler falan derken oldu. Zaten bunu AKP sözcüsü, AKP grup başkan vekili Cahit mi ismi? Soyadını hatırlayamadım. Özkan mı? O ağzından kaçırmıştı. Sonra onu, o lafı düzeltirdiler ama ağzından kaçırdı. Söyleyeceğini söyledi. Ve neticede bugün e, Türkiye bir kere daha parti kapatma davalarıyla anılıyor. Halkların Demokratik Partisi bilmem kaçıncı parti kürt siyasal hareketinin. Saymadım. Saydığınızda 8. mi 9. mu 10. mu 12. mi? HADEP var, DEP var, DEHAP var işte BDP var vesaire bir sürü parti var. Ve her defasında Halkların Demokratik Partisi kapatıldığında yeni kurulan parti güçlenerek devam etmiş. HDP de öyle. Ve oylarını artırarak devam etmiş. Hatta bir dönem bağımsızlarla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kurulurken artık barajı aşma noktasına gelinmiş. Yani 12-13 puanlarda şu anda hala HDP bu kadar dayak yemesine rağmen bu kadar propaganda araçlarıyla şeytanlaştırılmasına rağmen tüm kamuoyu anketlerinde ama araştırmalarında barajın üstünde görülüyor. Ama 11 görülüyor, ama 12 görülüyor, ama 13 görülüyor. Bu durum gene değiştirmeyecek. Kürt siyasal hareketi Yeni Partisi'nde devam edecek. Ama bir an evvel baskın bir şekilde Gergerlioğlu'nun vekilliğini düşürüp baskın bir şekilde kapatma davası açıp 687 mevcut ve eski HDP'li milletvekiline siyasi yasak getirmeye çalışmak ve eş zamanlı olarak insan hakları eylem planı açıkladık deyip içine seçim ve siyasal partiler yasası ile ilgili düzenlemeleri de sıkıştırmak ve iktidarın ve küçük ortağının avantajına olabilecek bir şekilde ülkeyi bölgelere bölüp barajı vesaire değiştirip AKP'ye MHP'ye olabilecek en yüksek sayıda vekil çıkartma yasalarını tanzim etme sürecine girdiği iktidar. Bütün bunların hepsi bir baskın seçim hazırlığı. Bir erken seçim hazırlığı. iktidar artık e, tam anlamıyla demir yumrukla yönetmeyi seçti. E, bundan sonra bu noktada Türkiye'de hani özgür sesler, özgür partiler, özgür vekiller, fikir hürriyeti falan falan ya işte %95'i medyanın iktidar kontrolünde %5 nefes almaya çalışıyor falan. Böyle bir şey yok. Türkiye'de oksijen kalmadı, tükendi. Bundan sonra e, Süleyman Soylu İçişleri Bakanı işte Adalet Bakanı, Saray, tüm unsurlarıyla bastırarak gidecek. Klasik Türk devlet aklına geri dönüş oldu. Bu yeni değil. Bu Erdoğan'la veya AKP'yle temsil edilen bir olay da değil. Klasik, klasik Türk İslam devlet aklına geri dönüş. Başka bir şey değil. Başka bir şekilde izahı yok bunun. Bütün aykırı fikirlere, bütün farklı etnik unsurlara, bütün farklı düşüncelere, farklı dinlere yani mesela Ortodoks yabancıların e, Türkiye'ye ortodoks yabancılara Türkiye e, yabancıların Türkiye'ye girişinin engellenmesi söz konusu yani. Ya Bir avuç insan kalmış. yani Bir avuç Ermeni, bir avuç Rum, bir avuç Ortodoks yani anlatamam ama e, Türk devlet aklı maalesef böyle yürüyor. Tam da e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu görüntüler işte e, milletvekillerinin cep telefonu kameralarıyla tespit edilmiş görüntüler derlenmiş bir şekilde arkamda akıyor görüyorsunuz tam da andımız tartışılırken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde nasıl olacak? İşte Alpay Özalan görüyorsunuz. Hemen arkada maskeli olan sol tarafta. Ve geliyor işte Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu yakasından tutup çıkarmaya çalışıyor. Skandal görüntüler yani. Muazzam bir şebeke, Türkiye'nin başına çökmüş ve idare etmeye çalışıyor. Alpay Özalan o şebekenin bir üyesi. Bu mecliste o kararı okuyan Celal Adan o şebekenin bir üyesi. HDP'ye kapatma davası açan o şebekenin bir üyesi. Saray ortada yok. Tayyip Erdoğan ortada yok. Ama şebeke üyeleri aşağıda başları adına iş tutuyor. Olan, yaşanan tam anlamıyla bu. Kelimenin tam anlamıyla böyle. Bakın Alpay Özalan'ı görüyor musunuz? Şebeke. Mafyatik, niyetinden, niyeti belli olmayan şebekenin TBMM'deki üyesi. TBMM'deki nokta noktası. Siz doldurun artık. Evet. Alpay Özalan. Ben bilmiyordum böyle bir adam var mı? Yani bir zamanlar futbolcuydu, sonra bir ara vekil olduğunu duyduk falan gene ortaya çıktı yani gerçekten yıllardır bilmiyordum Alpay Özalan hani var mı nerede ne yapıyor. Gene bir şekilde kendini gösterdi. Gene bir şekilde kendini gösterdi. Evet. MHP lideri Devlet Bahçeli bir süredir HDP'nin kapatılmasını talep ediyordu ve Anayasa Mahkemesi Kapatma davasını görecek Anayasa Mahkemesine yapılan atamalar artık son dönemde biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılıyor. Artık en son İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ı doğruya üye olarak atadı. Anayasa Mahkemesi'nin önüne HDP davası geldiğinde herkes görecek ne olduğunu. Evet bir Alpay Özalan vakası yaşandı. Dediğim gibi bu şebekenin bir üyesi Alpay Özalan, bu şebekenin bir üyesi oturumu yönetip e, Gergerlioğlu'nun vekilliğini düşürme kararını okutan Celal Adan, bu şebekenin bir üyesi HDP hakkında kapatma davasını açan başsavcı. Evet. Gergerlioğlu'nun derhal Türkiye Büyük Millet Meclisi sitesinden HDP üyesi olduğu, milletvekili olduğuna dair bilgiler de çıkartılmış. HDP eş genel başkanı ki siyasi yasak isteniyor, Mithat Sancar siyasi operasyon diyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şebeke üyesi Bekir Şahin HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açıyor vesaire vesaire. Sancar ve Buldan HDP eş genel başkanları yazılı açıklama yaparak AKP MHP'ye kongre hediyesi verdi demişler. Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 900'ün üzerinde dokunulmazlık fezlekesi var. HDP milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması gündemde. Önümüzdeki haftalarda veya günlerde ana, komisyona gelecek ve orada da bakılacak. Avrupa'dan da tepkiler var. Avrupa Birliği Raportörü Gergerlioğlu'nun durumu HDP'ye uygulanan baskıların bir başka bariz örneğidir demiş. Evet. Yine Avrupa Parlamentosu ülkedeki ifade özgürlüğünün vahim durumuna dikkat çekmiş. Evet. Süreç nasıl işleyecek HDP kapatma davasında? Anayasa Mahkemesi bir raportörü, Anayasa Mahkemesi raportörü dava dosyasına bakacak. Daha sonra işte davanın kabul edilip edilmemesi hakkında karar verilecek ve daha sonra da Anayasa Mahkemesi bu işe bakacak. Ama dediğim gibi bunun bir süreci, bunun bir sınırı yok. Yani bu iş 5-6 ay içerisinde de sonuçlanabilir, 1 seneye, 2 seneye de yayılabilir. Belli bir süre verilmiş değil. Bazı tepkilere bakalım birlikte. Gökhan Bozkurt, Fırı'yı Gergerlioğlu karikatürünü çizmiş. evet Zafer işareti yapıyordu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Onu resmetmiş Gökhan Bozkurt. Bu ifadesi biraz evvel görüntülerde de vardı Gergerlioğlu'nun. Yüzündeki bu ifade o kadar anlamlı ve o kadar dikkat çekici ki bir kere daha dondurulmuş kare olarak ekrana getirelim. Kerim Has demiş ki yıllardır haydutların bile yapmaktan imtina edeceği hukuksuzluklarla koskoca ülkeyi koskocaman bir vicdan çöplüğüne dönüştürdüler. Hapisteki on binlerce masumun dışarıdaki yüz binlercesinin hukuku ayrım gözetmeden insan gibi savunulmazsa bu çöplük ülkeyi tümüyle yutacak diyor. Ceren Sözedi Meclis TV yayını durdurdu. Gazeteciler genel kuruldan çıkartıldı. İçeriden sadece milletvekilleri sayesinde haber alınabiliyor diyor. Levent Gültekin bir vekilin dokunulmazlığını kaldırıp hapse göndermek, demokrasinin hukukun dahası ülkenin yüz karasısınız demiş. Eser Karakaş, Ömer Faruk meselesinin iktisatçası Graşam kanunudur. Ne der bu kanun? Metal para dönemi için kötü para iyi parayı piyasadan kovar. Bunun Türkiye siyaset uyarlaması da şu. Kötü milletvekili zengin giller. Yani özlem zengin giller. Iyi milletvekilini meclisten kovar. Kötü para tahşiş edilmiş para demektir. Evet, siyasi olduğu kadar psikolojiktir diyor Eser Karakaş. Gergerlioğlu da Özlem Zengin'de milletvekilliği yapıyorlar ama Ömer Faruk işini o kadar iyi yaptı ki Zengingiller hasetten çıldırıyor. Nesrin Nas düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği değil, halkın iradesine son verilmiştir diyor. Meclis Başkanlık Kürsüsü'nün arkasında yazan egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazısı, Meclis Başkanı Şentop eliyle indirilmiştir kapkara bir gün demiş. Derya Sazak böyle bir günde meclis başkanı Çin'i sergisi açıyor, insan hakları sembolü milletvekilinin üyeliği düşürülürken demiş. Kapkara bir gün, en son ışığı da kapattılar Nesrin Nas. Banu Güven HDP'ye kapatma davası da açılmış. AKP iktidarı adını Türkiye siyasi tarihine kazıyarak yazdırıyor hakikaten diyor. Ah 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 Türkiye siyasi tarihi mi kaldı? Bağını güven. Ne Türkiye kaldı, ne siyasi tarihi kaldı, ne de tarihi kaldı. Ee, burnu üstü çakılan bir ülke şu anda. Çok üzgünüm. Bundan sonrası bundan sonra olası olabilecekler hakkında ürperiyorum. Kan dökülmeden, çok kan dökülmeden, masumun kanı dökülmeden bu süreçten bu çöküşten çıkılsa keşke. Ama umutsuzum. Alpay'ın biraz evvel görüntülerde izledik. Siyasetçiliği berbat ama futbolculuğu çok kazmaydı. Hırvat futbolcunun peşinden çaresizce koşuşunu hatırlıyorum demiş Eser Karakaş. Devletimiz çok tutarlı şapka çıkarıyorum. Levent Gültekin'e yüzlerce kamera önünde saldıran vahşiler 9 gündür bulunamadı diye de eklemiş. Evet. Devlet tutarlı ve kararlılığına Gergerlioğlu vakası da eklendi. Sezgin Tanrıkulu Kulu Türkiye'de onlarca yıldır denenen siyasi parti kapatma darbe mekaniklerinden biridir. Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle HDP'ye açılan dava da bu mekaniğin bir adımıdır. AKP'nin yöneldiği yol yol değildir diyor. Keser döner sap döner gün gelir hesap döner diye de eklemiş. Tek kaldı Sezgin Tanrıkulu yan yanaydı Ömer Faruk Gergerlioğlu'yla şu anda tek kaldı başka bir isimde kalmadı. Ama Ömer Faruk Gergerlioğlu Sezgin Tanrıkulu dahil herkesin bir adım önündeydi. Gökçe Fırat dürüst olalım Gergerlioğlu'nun vekilliği terör propagandası nedeniyle değil yürüttüğü adalet sözcülüğü nedeniyle düşürüldü diyor. Doğru bir tweet yüzünden düşürüldü Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği ama 2 yıl 6 ay cezası kesinleşmişti. Onu orada 2 yıl 6 ayla bırakmazlar. Bu devran böyle devam ederse dönmezse bu devran başka suçlamalarla başka davalarla Selahattin Demirtaş gibi yıllarca içeride, tut içeride tutmaya azimliler. Bu demokrasiye darbe operasyonunun yeni bir adımı demiş Mithat Sancar, HDP eş genel başkanı. Hukuk yok, anayasa yok ama direnen halkın vekilleri var. Artık bitti. Kimse kusura bakmasın. Gökhan Bacık, iç ve dış dinamikleri bir süre tarttıktan sonra Türkiye'de iktidar elitleri kalıcı bir otoriter rejimi denemekten başka şansları kalmadığına ikna olmuş vaziyette. Hepimiz için çok sancılı olacak bir deneme başladı diyor. Herkes için çok sancılı olacak. Savaş genç Biden'ın Putin'e katılsın ve hesap vereceksin. Katilsin ve özür dilerim. Katilsin ve hesap vereceksin dediği gün AKP'nin emir eri yargı HDP'ye kapatma davası açtı. Washington'dan umudunu kesen saray totaliter ve totaliter ve öngörülemez bir rejim evresine geçti diyor. Katılıyorum. Totaliter ve öngörülemez bir rejim evresine geçilmiştir. Çöküşü gören saray ve müttefikleri yeni ve masa başında kendilerini avantajlı kılacak bir seçim sistemiyle baskın seçime gidebilirler diyor. Bence gidebilir fazla savaş hoca. Baskın seçime gidiliyor. Euronews Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun çerçeveletip asılacak şu sözünü öne çekmiş. Hiçbir yere gitmiyorum. Ben bu milletin vekiliyim. Milletin iradesiyle geldim buraya. Anayasayı çiğneyen yargı kararlarını tanımıyorum. Ergin Koç Yıldırımsa Celal Adan'ın siciline bakmış. Şentop kararı okumaya cesaret edemedi meclis başkanı. Görevi MHP'li vekil başkan vekili Celal Adan'a verdi. Celal Adan Kemal Türkler'in eski disk başkanı 70'lerin sonunda katledilmişti. Kemal Türkler'in katledilmesiyle ilgili davada yargılanmış MHP ana davasındaki ifadesinde suçunu ve Türkler'in ölüm emrini Alparslan Türkeş'in verdiğini itiraf etmişti ve zaman aşımıyla kurtulmuştu diyor. Aktörler değişebilir ama Türk devlet aklı neyse o katliama doymayan, zulme doymayan akıl aynen şu anda belli yerleri tutmuş ve iş görmeye devam ediyor. Devlet Bahçeli, Celal Adan, öbürü Beriki. Türkiye, Ankara şu anda sadece Erdoğan'la ibaret değil. Aslı Aydın Taşbaş milyonlarca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi ben de bugün TBMM'deki görüntüyü utanç içinde seyrettim. Trollerin bile savunamadığı bir durum var karşımızda ama emin olabilirsiniz tarihin akışı geri değil hep ileri olur. Türkiye geri gitmeyecek. Yüzde yüz inanıyorum ama baş üstü çakılacak ve çok kişinin canı yanacak Aslı Aydın Taşbaş. Ama tarihe böyle kayıt düşmekte de yarar var. Herkesin safı belli olsun. Mehve Şebin paylaşmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan HDP davasını açan baş, savcı Şahin'i seçimde dördüncü sırada gelmesine rağmen atamıştı. Ezbere şebeke üyesi demiyorum yani. Ağır gelebilir bazılarına ama bazı şeyleri açık konuşmak lazım. Artık öyle bıdı bıdı dönemi bitti. Yani Türkiye'de bir yasa varmış, anayasa varmış, demokrasi varmış, parlamento varmış, saray varmış, sayın cumhurbaşkanı falan konuşmalarla falan işte durumu idare etmeye çalışan yorumcular falan bitti artık yani. Herkes aklını başına toplasın yani. Said Sefa, Kürt siyasi tarihindeki partilerin kapatılmasına yönelik kendi yazdıkları raporlarda parti kapatmak çare değil diye yazmışlar. Bunu yazanlar şimdi HDP'yi kapatmaya kalkıyor. 2023, onlar için hayat memat meselesi HDP için değil. HDP çok daha güçlü döner demiş. Ama HDP dönene kadar da olan olur. Köylerin boşaltılması, yakılması, şehirlerin üzerinden dümdüz geçilmesi, insanların ölmesi. Bu 2014'lü 15'li yıllarda, 16'lı yıllarda Güneydoğu için geçerliydi. Artık o satı koca bir vatan. Alican Ulu da Türkiye'de kim ne derse desin demokratik devlet düzeni çöktü. Ha işte bu. Ülke bir kişinin iktidarda kalma koltuğunu kaybetmeme hırsı yüzünden savruluyor. Aynen. Yargıda, yasamada bunun için seferber olmuş durumda. Bunu bilip buna göre konuşacaksınız. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği'nden Gergerlioğlu açıklaması insan hakları eylem planının acı bir doğruluk kontrolü. İnanmadılar, inanmıyorlar ama çok da kıllarını kıpırdatmıyorlar yani ne diyeyim. İşte Cem Özdemir paylaşmış İngilizcesiyle Gergerlioğlu yalnız değil, Gergerlioğlu'nun yanındayız. Yalnız kardeşim, yalnız. Yalnız olmasaydı bu olmazdı. Az evvel görüntülerde gördünüz Biraz bir daha da getireceğim. Çevresinde 10 tane 20 tane milletvekili var. Başka yok. Yalnız. Kaç muhalefet milletvekili var? Şöyle 200'ü 250'si etrafını bir sarsaydı. Birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra. Alabilirler miydi? Sahip çıksalardı bugüne kadar. O karar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelir okunur muydu? HDP'ye kapatma davası açılır mıydı? Bu kadar şeytanlaştırılmasına izin vermeseydiniz açılamazdı. Açılsa da bir şey ifade etmezdi. Ömer Faruk Gergerlioğlu yalnız. Yalnız olmasaydı bu yaşananlar yaşanmazdı. Evet. Çok üzgünüm. Türkiye'nin geldiği nokta itibariyle 17 Mart 2021 kapkara bir gün olarak tarihe geçti kapkara bir gün olarak hatırlanacak. Hep hatırlanacak bundan sonraki yıllarda da 17 Mart, 17 Mart 2021 Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun başına gelenler, mecliste yaşananlar, HDP'ye açılan kapatma davası ve bundan sonra yaşanacak çöküşün, bundan sonra yaşanacak çakılmanın ve bundan sonra yaşanacak çok acı, çok çok kara dönemin yeni bir miladı olarak hafızalarda yer tutacak, hep hatırlanacak 17 Mart 2021. Kemerlerinizi bağlayın, kendinize mukayyet olun, gerekmedikçe sokağa çıkmayın, birisi size atar mı yaptı, birisi bir dakika falan böyle sesini mi yükseltti, he he deyin geçin. Gerekmedikçe konuşmayın, gerekmedikçe tweet atmayın, gerekmedikçe yani yaşayacak kadar, hayatınızı sürdürecek kadar faaliyetiniz olsun. Diyeceğim bu. Yola çıkan çıktı. Bu noktadan sonra yapabilecek bir şey ben bilmiyorum. Bakalım Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Diyorum ve manşeti kapatıyorum. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Allah Türkiye'ye ve Türkiye halklarına mukayyet olsun.